Bu sene geçen seneye göre yağışlardan dolayı bu sene biraz daha zamanında biçim başladı. Daha yeni başlıyor. Biliyorsunuz buranın mısırı ikinci ürün olarak hasat ediliyor. Bu topraklar dünyanın en verimli topraklarıdır. Önce buğday ekiliyor. Haziranda buğday biçiminden hemen sonra mısır ekimi gerçekleşiyor. Normalde bunun biçimi bu Kasım ayında başlıyor ama geçen sene bayağı uzadı. Çünkü geçen sene Ekim ayında yağmurlar başladı ve aralıksız bir şekilde tam Mayıs'a kadar devam etti. Hatta bazı mısırlar geçen sene biçilmedi. Biçenler de yağmurdan dolayı çoğu bu biçer döverlere palet falan taktılar. O konuda şu anda verim de bu sene normaldir. İnşallah buğday da zamanda ekilir, mısır zamanda biçilirse. Fakat burada ben sizin aracınızla mısır üreticilerin, çiftçilerimizin sıkıntılarını bizim birebir şahit olduğumuz ve yerinde tespit ettiğimiz bazı konuları gündeme getirmek istiyorum. Ve aynı zamanda da bunu gündeme getirirken başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere hükümet yetkililerimize de çağrıda bulunuyorum. Bugün bu mısır nerelerde kullanılıyor? Yağ sektöründe kullanılıyor, irmikte kullanılıyor, yem sektöründe kullanılıyor. Bugün yerli ürün mısırımız ihracatı yasaktır, yapamıyoruz. Bir yem fabrikası o yemin içerisinde mısır maddesi varsa önce ithal edecek, başka bir ülkenin mısırını getirecek, ondan sonra ihracat yapabilir. Bu da nedir? Bu da tamamen çiftçinin aleyhindedir. Çiftçinin aleyhinde olan, zararına olan bir şey daha. Bugün zaten mısır desteği, o da yağmurlama, damlama, sulama olduğu takdirde 4 kuruş bir destek var. Bunlar çok düşüktür. Şimdi çiftçilerin girdiği maliyetlerine baktığımız zaman TEMEO'nun bugün fiyatları normaldir. Yani çiftçi buna da razıdır. Fakat burada sıkıntı olan nedir? Çiftçinin girdiği maliyetleri yüksektir. Gübre yüksektir, mazot yüksektir, sulama bedeli, elektrik yüksektir. Yani bunlar hepsi çiftçiyi gerçekten son derece ekonomik sıkıntıya düşürüyor. Çiftçi gidiyor bankadan kredi kullanacak, çiftçiler, çünkü sonuçta tarım milli servettir. Çiftçilerin tarımda kullanmak üzere kullandığı kredilere hiçbir şekilde faiz yansımaması gerekir. Hem faizli veriyor hem de çiftçi zor kullanıyor. Çiftçi arazisini de İpotek ediyor, banka yok bunu kabul etmiyorum, bana ya memur getir ya emlak getir. Yani çiftçinin birçok zorlukları var, sıkıntıları var. Şu an zaten bizim tarlada bulunuyoruz. Şu an bizim hasat yapılmakta. Ve bu hasatta şu an verimler normal. Yani şu anlık iyi görünüyor. Verimin yanında fiyat da şu an fena değil, normal ama girdilere kıyasladığın zaman şu an hem fiyat hem verim şu an düşük gözükmekte. Tabii biz burada çiftçi olarak ve mühendis olarak, ben aynı zamanda ilaç bayisiyim, hem gübre hem ilaç satıyorum. Girdi maliyetleri arttığı için şu an çiftçi biraz daha zor durumda. Tabii bu durumda hükümetimizden biraz daha çiftçimize destek talebinde bulunuyoruz. Aynı zamanda ürün desteklemelerini artırmasını istiyoruz. Ve bizim burada başka bir problemimiz, ben ziraat mühendisiyim. Şu an birçok tarla kontrolüne çıktığım zaman çiftçilerimiz tarla sorunundan ziyade, hastalıklardan, zararlardan ziyade çiftçi şu an DEDAŞ dediğimiz elektrik kurumundan şikayetçi. Yani şu an benim örneğin 2 abonem var, bana 100 binin üzerinde şu an bir fatura çıkmış bulunmakta. Yani çiftçi 100 dönüm araziden eğer 100-150 bin lira kazanıyorsa bunun 60-70-80 bin lirasını DEDAŞ'a ödüyor.